Çetintepe Barajı gölet sulama havzasında kalacağından dolayı karayolları tarafından restorasyonu yapıldı. 100 yıl daha ayakta kalması için muhtemelen restore edildi. Su altında bir tarih maalesef sular altında kalmış olacak. Evet. Köprü Cendere Köprüsü tekniğiyle yapılmış. Buradan dolayı da Romalılar döneminde yapıldığı söylenmekte. Olup. Burası da ne yazık ki baraj suları altında kalacak. Aynı Halfeti gibi, aynı Hasankeyf gibi bir tarih yok olacak. Yalnız burada güzel bir çalışma yapılmış. Yüzyıllar sonrasına ışık tutacak. Belki de baraj suları çekildikten sonra yeni bir tarih ortaya çıkacak. Burası Altınlı Köprü denilen yer. Romalılar döneminden kaldığı söylenir burası. Daha önce burada sular bu köprünün altından geçiyordu. Ama şimdi kendisi sular altında kalacak. Burası restore edilmiş ki olmaya ki ileride sular tekrar çekildiğinde 100 yıl sonra, 150 yıl sonra tekrar tarihi yapısını korusun diye herhalde yapılmış. Tabii gönül istedi ki su altında kalmasın. Bu yapı zayi olmasın ama böyle bir durumla da karşı karşıyayız.